sızlarında bunu birleşip buyur al. Yemin ediyorum daha aynı. Güzel. Yemin ediyorum daha güzel. Bunu Bilal mi buldu? Ben koydu. Size şey söyleyeyim mi? Şu yo Bilal evet. Bilal uyandı mı? Şu kırmızı kırmızının yanında açık pembe var. Evet evet. Ben onu giyerim. Değil mi? Ama bak onunkini giymem. Aa buyur. Olur. Aa bak açık pembe gördün mü aynısı? Evet, aynı aynı. Ya şimdi tabii ki benim Merve'yi pek haklı bulduğum konu yapılmış olan sosyal medyadaki hakaretler. Yani bazen gerçekten yapılma, haddi olmayan adımlar. Yani, bakın, evet, bakın 15 dakikadır Merve'yi eleştiriyorum. Bir tane hakaretim evet. Yok. Hakaret edemezsiniz kardeşim evet. Kimseye. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Merve bundan sonra ölse kötü giyinemez. Evet, o da ona ders oldu. Zaten giyinmesin. Yakışmıyor. Bu kadar güzel bir kadına, ya. Bu kadar güzel bir oyuncuya... Onu bile herkesin bir milanı var bu saatten sonra değişecek o zaman. Aynen öyle. Evet. Peki. Evimden çık diyor İbrahim Tatlıses. Bir gazete haberiyle devam ediyoruz. İbrahim Tatlıses Sarıyer'deki evinde oturan torunum Mert Tatlıses'e dava açtı. Haber bu. Elimde gazete küpürü var. Akşamın haberidir. 5 yıldır izinsiz oturuyor, maddi ve manevi zarara uğradım dedi. İbrahim Tatlıses Sarıyer'de bir meşhur sitede... rızası dışında 5 yıldır haksız şekilde işgal ettiği iddiasıyla torunu Mert Tatlıses'i. Ya Ahmet'in oğlu mu? Allah Allah. Kimin o hangisinin oğlu? Ahmet'in oğlu. Ahmet Tatlıses'in oğlu. Evet. Evet. He. Evet. Evet, Asya Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada davaya göre Mert Tatlıses İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet'in oğluydu. İddiaya göre Mert Tatlıses dedesi İbrahim Tatlıses'e ait Sarıyer'deki o sitede hiçbir hakka dayanmadan ve kira sözleşmesi olmadan izinsiz şekilde oturdu. Mert Tatlıses haksız işgal ettiği dairenin kirasını da İbrahim Tatlıses'e ödemedi. İbrahim Tatlıses'in avukatı Yağız Karadenizli aracılığıyla verdiği dilekçede iddialara yer verdi. Kızım Dilenç Tatlıses evlenmeye karar verdikten sonra bu evde oturmasını istedim. Ancak dairenin Mert Tatlıses tarafından işgal edildiğini öğrendim. Gönderilen ihtarnamelere rağmen daireden çıkmayan Mert Tatlıses senelerdir bu daireden çıkmamış ve kira bedeli ödememiştir. Maddi ve manevi zarardayım diyerek 5000 liralık haksız işgal davası açtı. Evet. Peki size sorarım yani bir insan dedesinin evine kontrat yapması gerekiyor mu yani? Şimdi bunlarda iş biraz girift Ebru. Şimdi burada sonradan kabul edilmiş ve mirasa dahil olmuş bir kız çocuğu var. Ve onun elindeki evi yok evraklar eksikti, yok evraklar yetişmedi diye onu bir şekilde aldılar o kızın hakkı olan evi. Hı hı. Yani torunundan şimdi kendi çocukların gibi düşün. Yani Alparslan'ın torunu oturacak... Yani. Ama senin küçük kız şey Kürşat oturamayacak. Yani önce Kürşat oturur. Hayır ama yani kendi oğlunun çocuğu. O zaman oğlu o evi versin. Ahmet yoksa... versin o zaman Mert'e çocuk. Ahmet'in şey. Evi yoksa? Nasıl yani? Abi evi adam yoksa... senin torunun ya. Ama o senin diğer... öz oğlunun çocuğu. Diğer tarafta kızı var ama. E tamam da yani çocuk oturmuş şimdi o da torunu o da yani. Ya yok seni anlıyorum. Benim anlamadığım şimdi ben arada, gelip de dedemin evine kontrat mı yapmamla? Öz dedem yani anladın şimdi mı? Şimdi bizde durum şöyle. Ben mesela bak Saygı ve Kürşat diyelim senin annenin. Evet. Canını alsalar sesleri çıkmaz. Hani bizde belki ıkmık yaparlar. Torun bizde daha kıymetli. Doğru evet, mu? Evet ama öyle bunlar şey, evlat durumu, ceviz torun ceviz için. Tamam, bunlarda yani... durum öyle değil. Bunlarda şöyle. Bu da yanlış. Şöyle Ahmet işte. İdo'nun çocuğu olsa belki aynı şey olmayacak ama Ahmet'le ciddi bir sürtüşme var hayatım. Ama bu da normal değil. Ben burada İbrahim Bey'in arayı bulması gerektiğini düşünüyorum. Sonuç olarak Ahmet Bey de İbrahim Bey'in oğlu. Kendi kanı, kendi canı. Ya, bu konuda %100 seninle. Yani bu şey değil yani. O birinci eşimi daha çok seviyordum, hiç sevmiyordum da üçüncü daha çok seviyordum, onun çocuğunu daha çok seviyordum. Öyle bir şey yok. Şöyle bir şey de. Ben bunu kabul edemem yani. Şöyle torun bir torundur. Şey. Ama bak. Hepsine verdiği bir ev var ya, hepsinin bir hakkı var, mirası var falan. Ahmet'in de var, işte Melek Zübeyde'nin de var. Ahmet kendi oturuyorsa orada. Gülşen'in de var, efendim? Ya Ahmet'e bir tane, bunu biliyor muyuz ev verdiğini? Şimdi, tabii hepsine verdiğini biliyoruz ya. Hatta şimdi, evle ilgili zaten kaldı. Arkadaşlar ya, şimdi konuşuyoruz ama İbrahim Bey'in orada torunun oturduğu evde kira, oradan alacağı kiraya ihtiyacı mı var Allah i̇htiyacı aşkına? İhtiyacı yok. Hiçbir şekilde ihtiyacı yok. Bunu cebe koydu yani, değil mi? Bize İhtiyacı keşke. Yok. Peki İbrahim Bey de beni yanlış anlamasın. Ama sonuçta oğluyla ne yaşarsa yaşasın. Sonuçta bu sizin torununuz. Bugün ben evladımla
ne yaşarsam yaşayayım veya anne evlat, evlat o anne. Mesela benim annem ne sorun yaşarsam yaşayayım. Bana ait olan bir evde benim üstüm olsa otursa ben anneme ne diyeceğim? Çık mı diyeceğim yani? Bu çok saçma bir şey. Yani İbrahim Bey'in de artık bu şeylerden, evet, bu tür şeylerden çıkması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki dediğim gibi ortada nasıl bir sürtüşme oldu, ne oldu? Mert'le aralarında ne oldu bilemiyorum. Dede torun arasında bilemem ne o oldu ne olmadı. Bilmiyorum. Ama şartlar ne olursa olsun bu bir evladının torunu. Evladınla ne yaşarsan yaşa bu torununu ilgilendirmez. Yani bu aradaki sürtüşmeler hoş konuyu, değil. Ben size konuyu bilmeden, yemin ederim bilmiyorum ama okuduğum fotoğrafa büyük bakınca okuduğum şeyi söyleyeyim mi? İbrahim Tatlıses 5 yıldır o evden kira gelmediğini bilmiyor mu? Biliyor canım. Tamam, başka bir şey oldu. Onun derdi kira. Ne olursa olsun. Şimdi başka kalkıp şey da bu şekilde bence, işte kiramı ödemedin, çık öyle yapmadı. Ya bunlara gerek yok. İbrahim Tatlıses gibi büyük bir sesin buna ihtiyacı yok. Oturuyorsa varsın, otursun. O evden alacağı kiraya da ihtiyacı yok ki İbrahim Bey'in. Bu kadar değil yani. Olsa evet, heh, orada bir haklı. Tane evi kalmış bir tane olsa, evi kalmış olsa, onunla geçiniyor olsa. Sizce İbrahim Tatlıses'te kin var mı? Çok. Çok. Aşırı. Deve kini var. Oy. Deve kini var kendisinin. Aa, deve de çok kinci deve bir hayvandır. Deve de çok kinci bir hayvandır. Nasıl yani? Ya deve yapılanı. Unut, asla unutmaz. Bir fil, bir deve. Hiç mi kinci olamaz? Fil de öyleymiş. Fil. Çok kinci. Fil. Çok filin kinciymiş. Adı var. Filin adı. Tabii canım. Ha, o bende var. Hele kargada da çok kinci. Bir de karga hiç ölmüyor. 200 yıl. Tabii 200 yıl işte. Her gün. Vallahi bir tane bir karga vardı bizim bir komşuya takmıştı. Bu kin mi diyorsun? Kin. Çok kin. Ama artık bu kin, nefret, öfke yani kendisine yapar, kendisine zarar verir. Yani ben gerçekten bak, dün ben ne güzel örnek verdim. Dedim, dedem beni men etti. Ya mirasından. Yani, öldü, cenazesine gitmedim. Ama o para yine geldi, bana kaldı. Ya artık, ama ne diyorum, yine Allah rahmet açıkçası İbrahim Tatlıses'in. Yani ileride Allah rahmet bir şey olursa, Allah uzun ömür versin ama yine de arkasından bir dua okuyacak bir torunu olsun. O tür haberlerle yani görmek istemiyorum. Çok haklısın. Orada öyleyiz, evet, ama bu işin içinden başka bir iş çıkacak. Kesin İbrahim Tatlıses'e bir şey yaptılar. O da dedi ki o zaman siz de benim evimden çıkın bence. Bilmiyorum. Onu biz tabii, onu kendi söylerse. Şimdi kendi bir açıklama açıklarsa yaparsa süper olur. Tabii. Çünkü artık konu Asliye Hukuk Mahkemesi'nde. Peki şimdi geçiyoruz Kenan İmirzalioğlu'na. Ahmet Mümtaz Taylan. Bunu parantez içinde söylemek istiyorum. Bana göre Türkiye'nin en iyi oyuncusu Ahmet Mümtaz Taylan. En iyi aktörü. Çok güzel bir format yapıyor. Empati diye ismi. Ve iyi konuklar ağırlıyor. Bu hafta Kenan İmirzalioğlu'nu ağırladı. Kenan'ın gündemi, şaşırdık mı? Yine karısıydı. Buyurun.